Şuradan görünür mü? Buradan görünür galiba. Birazdan gelecek o arkadaşlar. Ben videoyu durdurup oyundan çıktığımdan dolayı daha gelmemiş kargo şeyi. 76.000 TL'lik gittim. Çilek fidesi satın aldım. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim çileklerimiz acayip gelir getiriyor. Yani biz şu an yani 400.000 TL'yi nasıl biriktireceğimizi düşünürken çilekten bu kadar gelir elde edeceğimizi hiç düşünmüyordum. Abi ben hiç vakit kaybetmeden kalıcı işçiler için bir tane daha ev inşa edeceğim. Ve artık hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Paramız da düştü arkadaşlar çünkü işçilerin ödenmesi gereken maaşları falan var. Biliyorsunuz evlerin maaşları var. Evlerin vergileri falan var. Ondan dolayı tarlanda mantar var. Zaten bu tarlada bir bitmeli gitti yani. Her şey var yani. Abi bu tarlada her şey çıkıyor ya. Dur. Şimdi işe al. Abi bir tane daha tarla traktör alacağım. Bu bana lazım. Şuradan bayağı bir işçi iş almam gerekiyor. Galiba tamam. 27 kaç? 24 tane işim var. 8 tanesi boşta. Mükemmel. Şimdi. Abi ben şuradan şu çim makinesini satmak istiyorum. Çim biçme makinesini. Satabileceğim başka bir şey var mı? Yani. Onlar durabilir. Şunu satmak istiyorum ben ya. Hem daha az para satın alırken de istediğim gibi hemen satın alabilirim. Neden bunu yaptım? Şimdi hemen satın al. Şuradan bir tane traktör alacağız şimdi. Traktörler. Şundan bir tane satın al. Park yeri bire koy. Römorklar nerede? Römorklar. Aynen şu römorktan bir tane satın al. Nasıl garajında yer yok? Abi şaka mısın ya? Burada iki tanelik yer yok mu? Doluymuş abi, orası da dolu ya. Benim başka bir şey daha satmam gerekiyor. Galiba bunu da satacağım ya. Aynen bunu da satacağım. Onu almam gerekiyor çünkü. Satın al. Römorklar. Tamamdır. Şu an tamam. Bir şöyle başlatalım. Bize malzemelerimizi teslim etsinler. Biliyorum paramız çok düştü ama sakin olun. Şimdi çilekten gelecek gelir görünce siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi hemen şuraya bir mantar vardı burada. Mantar makinalarını otomatik doldur başla. Mantar da değil mi abi? Aynen mantar var. Hemen şurayı bir mantar ilacı yapsın arkadaşlar. Daha sonra hemen hiç vakit kaybetmeden bu tarlayı hasata geçeceğim. İsmi aklıma gelmedi. Hemen tarlayı hasat edeceğim. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Tamam. Çok güzel. Çok güzel abi. Şimdi hemen bunu hasat et. Otomatik doldur abi. Çok iyi ya. 8 tane işçiyle ben burayı anında bitiririm diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Toplayın abi. İlk defa bir tarlaları yani %100 bitireceğiz herhalde. Öyle hissediyorum inşallah. %100 bitireceğiz. Bunun kaç günü var abi? 6 günü. Çok iyi ya. Mükemmel. Mükemmel abi. Biz buradan hemen 400 bini açabiliriz. Bu şekilde yaparak 400 bini hemen açabiliriz.
Hatta şunu söyleyebilirim ben size. Yani bu şeyleri satarak ben komple tarıma çevirebilirim işi. Yani işleri acayip büyütebilirim yani. Şu an yani çok heyecanlandım. Çünkü çileğin bu kadar gelir getireceğini hiç düşünmedim abi ben ya. Bir de bunun toplama makinesi olsa var ya mükemmel olacak ama. Yani şöyle düşündüğü zaman da gerçek hayatta da yok herhalde. Bildiğim kadarıyla hiç görmedim. Bu tarlayı bitirdiler artık. Aynen öyle. 8 tane işçi de bayağı hızlı ilerliyor. Arkadaşlar gerçekten oyun çok zevkli ve sarmaya başladı. Yani mükemmel. Yani çok şu an saatlerce oynayabilirim yani. Başından hiç kalkasım gelmiyor. Kaç gündür yani oyuna bağımlı hale geldim. Resmen çiftçi oldum ya. Öyle söyleyeyim size. Abi kaç tane bize şey gelir elde ettiniz? 6.300. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi buradan da bayağı bir gelir elde edeceğiz. Şimdi bunu şey yapmamıza gerek kalmadığı için hani ekmemize, dikmemize herhangi bir şeye gerek kalmadığı için sürekli bir şekilde yetişebiliyor. Aynı çim gibi. O yüzden belki ikinci, üçüncü defa biz bunu hasılatını yapabiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Hiç gerek yok kasmaya. Şurayı bitirsinler. Hemen buraya bir sürü işçiyle yani daha çok işçiyle gireceğim. Burayı daha kısa sürede hasılatını yapıp hepsini birlikte satacağım. Ve o zaman alacağım parayı göreceksiniz arkadaşlar. Yani şu an çileğin fiyatı ne kadar ona bir bakmam gerekiyor. 12 TL. Mükemmel. Mükemmel tek kelimeyle. Bakın şu an satsam 77.000 TL alacağım. Ama satmayacağım, bekleyeceğim. Bunların hepsini de birlikte satacağım. Ne zamana kadar bunun çürüme süresi? 23. 09.23. 5 güne kadar çürüyor, öyle mi? Abi satayım o zaman ben ya bunu. Satayım ben bunu ya. 79 oldu. Sattım gitti ya. Abi gelen parayı bakın görüyor musunuz ya 133 bin para oldu ya. Mükemmel ya. Bayağı da işçi geldi. 4.800. Tamam onu da satalım hemen. Hiç bekletmeye gerek yok o zaman. 29'unda bu da son buluyormuş. Sat abi bunu da sat. Of 200 bin para. Şimdi burada gelecekle beraber 250 binin rahat bulacağız. Tarlanda mantar var. Tamam abi, ilaçlayalım. Seç. Mantar. Hayvanların hasta. Tamam. Kabul et abi. Hemen git sen orayı bir ilaçla. Zaman kaybına tahammülüm yok yani. Bunu kaç gün? 16 gün. Bakın görüyor musunuz? Yani benim o araştırmış olduğum şeyler ne kadar önemli. Şunu da araştıracağım. İşçiler daha hızlı çalışsınlar. Bunları araştırın dostlarım. Bunlar gerçekten önemli şeyler oyun içerisinde. Yani bunları hiçbir şekilde umursamamazlık yapmayın. Yani bunlar önemli şeyler. Şu an elimdeki çilek fidesini size gösterebilme imkanım yok mu benim ya? Keşke olsaydı yani elimde yani vardır da ben bilmiyorum yani şu an elimde acayip bir çilek fidesi var.
Ve ben size bunu gösteremiyorum. Arazinde böcekler var. Hemen abi, hemen hemen hemen. Şöyle. Tamam, 4 litre daha gelsin o zaman. Ondan sonra yapalım. 200 bin paramız oldu. Tamam, aracımız geldi. Ürünü teslim etti. Seç. Ne vardı? Böcek vardı, değil mi? Tamam. Otomatik doldur. Kabul et, tamam. Şimdi bizim çileklerimiz gelmişti. O çilekleri bir satalım abi biz. Satalım. 62 bin. Abi sen ne güzelsin ya. 263 bin paramız var. Yani şu an oyun başından beri gördüğüm en yüksek rakam yani. Ürün kalitesi biraz düştü arkadaşlar. Onun sebebi de biz bu ilaçlamalarda biraz geç kaldık. Ondan dolayı oldu. 6 gün kalmış. Altı gün sonra biz de otomatik tamiri değil de arazi fiyatlarını %10 düşürsek mi ki? Ya da şunu da yapabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı. Bence bunu yapalım. Kaç günüm var? 10. 4 günü var. 18 günü var. Şimdi şuradan bir hasılat daha gelecek. Muhtemelen 50-60 bin daha gelecek. Bu da gayet iyi bir rakam. Bakın olgunlaşmaya başlayınca sararmaya başlıyor dostlarım. Tarlanın üzeri sararıyor. Çok önemli detaylar ya. Ben böyle detayları severim gerçekten. Eğitim bitti dedi. Şu yenilenebilir enerji kaynaklarının şeyini araştırmak istiyorum. Galiba bu tamam. Aynen öyle. Otomatik doldur. Bir tane boşluk var sadece dostlarım. Gerisi full dolu. Hep işçi dolu. Hemen hasılat. Ne kadar sürede bitirecekler? Çok merak ediyorum. bin paramız oldu. Gayet iyi bir rakam. Dediğim gibi bundan 400 bin yapıp direkt şuradan bina girişiminden şunu orta boy çiftlik malikanesine getireceğim ki benim arazilerim 75'e 75 olabilsin. Thank you.
Tamam, şimdi koliyle falan uğraşamayacağım. Tamam abi, bura bitti mi hemen şuraya gireceğiz. Burada da hemen ürünler hazır. Burada da ürünler hazır dostlarım. Tamam, şimdilik biraz beklesin. Ellerindekini bırakıyorlar galiba işçiler. Aynen öyle. Şu an tamamladı. Ne bıraktı? Şimdi şunu 4998. Güzel abi. Zamanla azalıyor dostlarım, farkındasınız. Elde ettiğimiz çilek zamanla azalıyor. Bunu tekrar satacağım şimdi. 71 bin arkadaşlar, gerçekten çok güzel rakam. Sat diyorum ve 300 bin direkt. Yani şuradaki gelirle birlikte ben zaten bu kış direkt 400 bin yapıp bu orta boy çiftlik malikanesini almış olacağım. Hemen arkadaşlar, hemen. Hiç beklemeye, vakit kaybına hiç gerek yok. İkinci traktörü aldım çünkü bazen buralarda tarlalarda işte otlanmadır, ne bileyim böceklenmedir, o falan oluyor. Onları ilaçlanmasına acil yapmak gerekiyor. Ondan dolayı ben ikinci traktörü aldım. Yoksa bir tane traktör zaten işimizi görürdü. İkinci römork almamın sebebi de hani ben römorkun doluyor diye biliyorum. Hani dolarsa ikinciyi takar, hani o mantıkta dedim ama öyle bir şey yokmuş tabii. Bizim taktik çürüdü. Ama sıkıntı yok ya. Bakın tekrar 19 gün kaldı ya. Tekrar ben bir 50-60 bin daha alabileceğim oradan. Bu çilek gayet iyiymiş yani, ben böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Buranın şu an hasatı bitti. Bakın çilek kaç günde hasat oluyormuş, onu görebilir miyim şuradan bir bakalım. Direkt 25 gün. 5041 tane çilek hasılatı yapıldı. Dedim makineme otomatik doldur. Hemen şurayı kabul et. Belki 400 bin olur diyeceğim de. Zor dostlarım ya. Bir bakalım. Oldu bile. Sat abi. 400 bindeyiz yani arkadaşlar. Şu an 400 bin. Gel abi. Nerede bu? Mükemmel. İşte bu ya. İşte bu arkadaşlar. Artık biz arazi satın alabileceğiz. Yani buraları hep satın alabileceğiz. Bakın açıldı. Arazi satın al diyorum. Buralar açılıyor. Şimdilik dursun. Bir saniye. Bir saniye dursun arkadaşlar. Ben buradan satın alacağım. Bunun sebebini söyleyeceğim şimdi size. Buradan satın alacağım. Malikanemiz de güzel olmadı mı arkadaşlar ya? Gerçekten çok güzel oldu ya. Neyse, şimdi bu şekilde bir dursun. Şu hasılatımızı yapsınlar. Biz biraz daha paramızı toparlayalım.
Ve artık şuradan bir arsa satın alalım. Arsa satın alalım abi. Ve size iki video önce bahsettiğim o bir tarlaya işçi atama işini ben artık bu şeye yapacağım. Bir tarlaya yapacağım. O zaman göreceksiniz. Yani ne kadar bir gelir elde edebiliyoruz, neler yapabiliyoruz hadi. Biz hiç uğraşmadan sadece işçi kendisi her şeyi halledecek. Mükemmel bir şey ya. O para büyük ihtimalle bitecek yani. Yani bitecek o para. bin. Sat diyorum abi. Sattım değil mi? Ama şu an şeyden dolayı görünmüyor. Aynen öyle. Şimdi abi şuradan bir arsa satın alabilir miyim? Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Benim bu taraftan satın almam gerekiyor. Aynen öyle. 40 binmiş. Satın al abi. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Tamam, şimdi ESC'ye bas. Tamam. Şunların gelir elde etmesini bekleyelim tekrar. Hava aşırı soğuk diyor. Bunlar ölecek büyük ihtimalle. Aynen öyle ölecek bunlar. Yapacak bir şey yok. Neyse dostlarım, bugünlük böyle olsun. Arazimizi satın aldık. Çilekten acayip gelirler elde ettik. Malikanemizi büyüttük. Yani gerçekten çok güzel şeyler yaptık bu bölümde. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.